Değerli meslektaşlarımız, VetChange, kedi ve köpeklerin davranış problemlerinin farmakolojik olmayan çözüm yöntemleri konulu e-seminerimize hepiniz hoş geldiniz. Gerek pet, gerekse çiftlik hayvanları hekimliği alanlarında devam edecek olan e-seminerlerimizde bugün Profesör Doktor Ebru Yalçın hocamızın sunumuyla sizleri baş başa bırakıyoruz. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Selamlar. Merhaba. Ben de çok teşekkür ediyorum VetChange ekibine. Gerçekten çok güzel, dinamik bir ekip. Davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Rica ediyoruz hocam. Buyurun hocam. Şimdi şöyle yaparsak acaba gözükecek mi ekranımız? Tekrar bakıyorum. Şu an görülüyor mu ekranım? Şöyle bir bakalım. Nasıl? Evet hocam, gözüküyor. Tamam. Gözüküyor. Tamam. O zaman başlayalım. Şimdi dünyada tabii son 30 yılda ülkemizde de yaklaşık 20 yıldır veteriner hekimlerin karşılaştığı davranış problemi sayısı giderek artmakta. Tabii hasta yakınlarının bize verdikleri bilgiler ya da bu problemle kliniğimize geldiklerinde tabii pek çok faktörü göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Çünkü davranış dediğimizde aslında yaş, ırk, cinsiyet, kısırlaştırma durumu, ebeveyninin karakteri ve davranışları, barındırılma şartları, kısırlaştırma durumu, geçmişi, birlikte yaşadığı hayvanlar dolayısıyla pek çok faktörden etkilendiğini görüyoruz. Tabii davranış problemlerinde biz pek çok davranış problemi var. Tabii bunu bir bilim dalı olarak varsaydığımızda hani bu kadar kısa zaman içerisinde bütün problemlere değinmek ya da hepsinin tedavisini anlatmak çok mümkün değil ama aslında burada genel olarak yaklaşımın nasıl olması gerektiğini sizlere anlatmak istiyorum. Tabii nelerle karşılaşıyoruz? Agresyon ya da reaktivite vakaları, fobiler, ayrılık kaygısı, uygun olmayan eliminasyon, anksiyete bozuklukları, kompulsif davranış bozuklukları ya da bilişsel fonksiyon yetmezlikleri gibi problemlerle karşılaşıyoruz. Tabii bunlar da kendi içerisinde pek çok farklı vaka şeklinde karşımıza çıkabiliyor. Tabii doğru tanıyı koyabilmek için her zaman olduğu gibi bütün hastalarda yani bu davranış problemlerinde fark etmiyor. Hepsinde bunu her zaman her konuşmamda ısrarla söylüyorum. Doğru anamnezi almak, daha doğrusu ayrıntılı anamnezi almak bizim için çok önemli. Tabii bunun için farklı formlar geliştirilebileceği gibi eğer kendinize güveniyorsanız normal formların içerisinde bütün soruları soracağınızı güveniyorsanız eğer normal kliniğinizdeki davranış formu, normal formlarla da hasta formlarıyla da bunu yapabilirsiniz. Ancak tabii buradaki ana nokta aslında olayın başlangıcından o ana gelene kadar hasta neler geçirmiş, hangi tedavileri görmüş, nasıl klinik bulgular edinmiş, bununla beraber evde kaç kişiyle beraber yaşıyor ya da dışarıda mı yaşıyor? Ne kadar süre gezdiriliyor? Ya da daha öncesinde başka medikal problemler var mıydı? Ya da başka davranış problemleri var mıydı gibi aslında çok ayrıntılı, belki de yaklaşık yarım saati alan bir geçmiş hastanın öyküsünü aslında alıyoruz. Bu tabii uzun bir zaman biliyorum ama bazen çok ufacık hasta yakınının çok önemli olduğunu fark etmeden size söylediği bir şey belki de vakanızın çözülmesi için çok temel bir anahtar olabilecek. Bu yüzden ne yapıyoruz? Muhakkak hastanın öyküsünü doğru şekilde alıyoruz. Yani bugün tabii tedavileri konuşacağız ancak doğru tedaviyi yapabilmek için ilk önce doğru tanıyı koymak gerekir. Bu yüzden söylediğimiz gibi hastanın anamnezini çok iyi alacağız, ayrıntılı alacağız. Bununla beraber hastanın inspeksiyonu tabii önemli. Ailesiyle ilişkisi nasıl, ebeveyniyle ilişkisi nasıl? Bununla beraber bazen hastayı tek başına bırakırız odada, yabancı biri girdiğinde, tanıdığı biri girdiğinde nasıldır hasta yakınıyla ilişkisi, komut alması, hatta hasta yakınının ona verdiği isim bile bizim için bir küçük bir ipucu olabilir. Bununla beraber tabii bütün hastalarda olduğu gibi tam fiziksel muayeneyi her zaman için yapmamız gerekiyor. Yani tahmin ettiğiniz gibi konjüktival enfermları, akciğer oskültasyonu, perküsyonu, pulizasyon, respirasyon, abdominal hassasiyet, bağırsak oskültasyonu yani olması gereken her şeyi. Tabii bununla beraber daha ayrıntılı muayenelerde çünkü davranış problemleri nörolojik hastalarla da çok fazla nörolojik problemlerle karışabileceği ya da aynı anda hem
hem bir medikal problem hem de bir davranış problemi ile karşılaşabilirsiniz. Tabii bu arada davranış problemi dediğinizde bazı hastalık süreçleri de hayvanların davranışlarında farklılıklara yol açabilir. Bunu da unutmamak gerekiyor. Özellikle o yüzden söylediğim gibi nörolojik problemler ya da belki hastanın diyabeti ya da idrar yolu enfeksiyonları, ağrısı, kalça dispnezisi, anal kese yangısı, atopisi, kaşıntısı, hani pek çok şeyi aslında davranış problemlerini taklit edebilir, davranışları değiştirebilir daha doğrusu. Dolayısıyla ana nokta her zaman için doğru tanıyı koymak ve bununla beraber eşlik eden hastalıklar varsa onları da muhakkak bu şekilde belirlemek ve tabii ki muhakkak bir ayrıcı tanı listemizle beraber gerekli bütün tanı yöntemlerini uygulamak. Tabii hemogram, serin biyokimyasal profiller, röntgen, ultrason gerekiyorsa tomografi, MR ya da diğer ne gerekiyorsa hastayla ilişkili. Bununla ilişkili tanı yöntemlerini doğru şekilde karşılamamız, yapmamız gerekiyor. Tabii bu durumda eğer hani tanıyı doğru olarak koyduğumuza eminsek, bu durumda tabii bir tedavi girişimine başlamamız gerekiyor. İki farklı tedavi olabilir. Bunlar bir arada bulunabilir. Ama hani eğer bir ilaç tedavisi, daha doğrusu farmakolojik bir tedaviden bahsediyorsak, tabii benzodiazepinler olabilir. Triklik antidepresanlar, selektif serotonin gerilimi inhibitörleri, monoamin oksidaz inhibitörleri, azopironlar. Dolayısıyla tanısını koyduğunuz hastalığa bağlı olarak pek çok farklı farmakolojik seçenek var. Tabii onu anlatmak herhalde saatler alır. O yüzden bugün ilaç tedavisini değil de ilaç olmayan ürünler ve diğer tedavileri aslında konuşmak lazım. Tabii bazı noktada alternatif tedavi vesaire deniyor ama aslında bence tedavinin alternatifi yok. Sadece farklı şekillerde bazen de farklı tedavi yöntemlerini bir arada kullandığımız durumlar oluşuyor. Dolayısıyla biz bugün zaten bu YouTube'da da kalıcı olduğu için ilaçla ilişkili herhangi bir şey size anlatmayacağım. Ancak ilaç olmayan ürünler noktasında karşımızda neler var? Neler kullanabiliriz? Elimizde hangi ürünler var? Bunları söz etmek istiyorum. Tabii ben yaklaşık 30 senelik veteriner hekimim. Mesleğe başladığım ilk yıllarda gıda takviyeleri ya da diğer ürünler açıkçası yoktu ülkemizde. Şimdi pek çok farklı firmalar girdi. Yerli firmalarımız da var. Dolayısıyla aslında hani tedavi için silahlarımız daha fazla. Ama neyi seçeceğiz? Doğru şekilde nelerden faydalanacağız? İsterseniz tek tek bakalım. Şimdi gıda takviyelerini isterseniz ilk önce inceleyelim. Gıda takviyesi dediğimizde triptofan ilk akla gelen ilk can simitlerimizden bir tanesi aslında. Triptofan serotonin öncülü bildiğiniz gibi. Dolayısıyla beyinde 5-hidroksitriptamin sentezini arttırıyor. Bu da tabii baktığınızda merkezi sinir sistemindeki işte bir inhibitör olan, nörotransmitter olan pardon, serotonin sentezini dolayısıyla etkilediğini görüyoruz. Serotonin sadece tabii kaygıyı kontrol etmekle ilişkili değil, pek çok noktada da devreye giriyor. Ama biz özellikle kedi ve köpeklerin tedavisi noktasında, özellikle anksiyete tedavisinde oldukça faydalı olduğunu görüyoruz. Tabii bunların hepsi tek başına ya da farklı gıda takviyeleri ya da bitkisel ürünlerle beraber kullanılabiliyor. Hani şu an tabii burada yayın yaptığımız için hani firma ismi ya da marka belirtmek istemiyorum. Ancak bakıldığında hani triptofan, ben size bugün çalışmalarla bilimsel makalelerde neler var elimizde, onlarla ilişkili ayrıntılı şeyler sunmak istiyorum. İsteyen istediği zaten ürüne çok kolaylıkla ulaşabiliyor. Dolayısıyla triptofanla ilişkili çalışmalara baktığımızda, örneğin 2021'de oldukça yeni yapılan bir çalışmaya baktığımızda, kedilerde stresin bir marker olan, biliyorsunuz kortizolü genellikle bunu da kullanıyoruz. Tabii kortizolü kanserolundan, idrardan, dışkıdan ya da tüyden biliyorsunuz ölçebiliyoruz. Dört farklı seçenek var. Genellikle kanserolundan ölçülen en yaygınıdır. Ancak biz çoğu zaman çalışmalarda en hızlı karşılık veren genellikle tükürük kortizolüdür. Onunla da ilişkili çalışmalarımızı göreceksiniz.
Tabii bunun yanında dışkı ve diğer şeyleri de kullanabiliyoruz. Bu 2021 yılında dediğim gibi yapılan bir çalışma. İçerisine L-triptofan, oligofriktoz, balık peptitleri ve limon balmı olarak geçen Melissa officinalis katılan bir mama denenmiş. Ve bakıldığında L-triptofanın 24 saat içerisinde idrar kortizol kreatin oranını ciddi şekilde düşürdüğü bulunmuş. Tabi bunun yanında biliyoruz barınaklar oldukça stresli yerler. Neden? Çünkü sokaktan alınan hayvanlar kısa bir süre içerisinde barınağa naklediliyorlar. Tabi arada yakalama süreci var. Kapalı bir yerde olma, nerede olduğunu bilmiyor. Tabi bakıldığında köpek için oldukça veya başına ne geleceğini bilmiyor. Dolayısıyla stresli yerler. Bu yüzden biz barınakta stresin azaltılmasını çok önemsiyoruz. Çünkü bu hem aşıların daha iyi şekilde antikor üretmesini, hem taşıyıcı olan hastalıkların ortaya çıkmamasını, hem de hayvan refahı açısından bizim için önemli bir bulgu ve kendi yaptığımız çalışmaları konuşmanın sonunda da anlatacağım. Burada da stres kaynaklı anksiyetik hastalıkların tedavisinde barınak köpeklerinde yine kortizol seviyesine bakılarak triptofan kullanımını görüyorsunuz ve iyi sonuçlar alınmış. Yine benzer şekilde başka bir çalışmada da çalışan köpeklerde tabii çok yoruluyorlar ve dolayısıyla tekrar aktivite yapma noktasında bazen gönülsüz olabiliyorlar. Ama triptofan takviyesiyle beraber daha iyi sonuçlar, daha aktif oldukları bulunmuş. Şimdi triptofan bunlardan bir tanesiydi. Diğeri de kolostrum. Kolostrumu biz bazen ürünler şeklinde ya da yine mamaların içerisinde bulabiliyoruz. Kolostrum bizim için önemli bir preparat aslında. Çünkü immün sistemi destekliyor. Aynı zamanda stres üzerine de olumlu etkileri var. Yine yapılan bir çalışmada yavru kediler üzerinde onların immün sistemleri ve bağırsak fonksiyonları üzerine inek kolostrumu takviyesinin şeyli sonuçları hakkında bir çalışma yapılmış. Ve çok ilginç şekilde fekal immünoglobulin A üretiminin arttığını, aynı zamanda da kuduz aşısına karşı daha yüksek oranda antikor üretildiği bulunmuş. Bu anlamda da aslında tabii bunun yanında bağırsak mikrobiyatasını çok olumlu yönde etkilediği görülmüş. Dolayısıyla kolostrum yine bizim için önemli bileşenlerden bir tanesi. Tabii bizim için beyin bağırsak ekseni aslında biz bundan 10 seneden beri bahsediyoruz hayvanlar için de. Ama şu aralar biraz daha popüler oldu. Özellikle probiyotiklerin ve diğer gıda takviyelerinin bağırsak üzerine etkisinin aslında ne kadar önemli olduğu ve başta anksiyete olmak üzere pek çok hastalığı ki bunun yanında atopiler, kaşıntı, üriner problemler yani pek çok şey bunun üzerine etkili. Aslında pek çok hastalığın hatta ataksi dahil olmak üzere bunların üzerinde beyin bağırsak ekseninin önemli olduğunu biliyoruz zaten. Kerem Hoca'nın da kulakları çınlasın burada. Bununla beraber tabii alfa-kazazepin bizim için önemli. Alfa-kazazepin aslında doğal bir benzodiazepin daha doğrusu bir etki yaratıyor ve bu süt kazeininden elde ediliyor. Dolayısıyla süt aslında yani alt birimlere ayrıldığında biliyorsunuz kazein, onun altı alfa-kazazepin. Hani öyle aslında olumlu etkileri var ki bakıldığında aslında dediğim gibi doğal bir benzodiazepin. Bunu insanlarda da görüyoruz aslında. Bebekler annelerinden süt emdikten sonra daha rahat şekilde uyuduklarını ya da hani daha önceleri çocukların uykuya dalmasını kolaylaştırmak için uykudan önce işte süt içirme durumu vardı biliyorsunuz. Gerçi şimdi gastrite yol açacağı için vesaire çok fazla önerilmiyor. Ama bakıldığında yani sütün özellikle sütün alt derivatı olan alfa-kazazepinin böyle bir özelliği olduğu bulunmuş ve yapılan çalışmalarda da selejiline benzer etki gösterdiği bulunmuş. Ticari olarak da bazı mamaların ya da bazı tablet formlarının içerisinde görebilirsiniz. Yine bakın çok yeni yapılmış bir çalışmalardan bir tanesi 2020 ve 2023 yıllarında
yapılan çalışmalarda hala alfa-kozazepinin önemli olduğu ve çalışıldığını görüyoruz. Örneğin İtalya'da yapılmış bir çalışmada agresif bir köpekte floksetin tedavisi yapılırken yanına eklenen alfa-kozazepinin olumlu bir etki oluşturduğu gözlenmiş. Normalde biz antidepresan kullandığımız zaman yanına kullanacağımız yine GABA'yı etkileyen ilaçları bir arada kullanılmasını istemeyiz serotonin sendromuna yol açmamak için. Ama burada tabii şu an bu sadece bir case report. Ancak hani olumlu bir etkisi olduğunu şu an makale olarak da göstermişler. Bunun dışında orta zincirli yağ asitleri belki ilk defa duyuyor olabilirsiniz. Hani bunun bir davranış problemiyle nasıl bir ilişkisi var dediğinizde. Bu aslında yaklaşık 5 yıldır 10 yıldır çalışılan bir konu. Ve yine bununla ilişkili içerisinde orta zincirli yağ asitleri olan mamalar var. Bu mamaların özellikle idiopatik epilepsi ve köpeklerde bilişsel fonksiyon yetmezliği üzerine olumlu etkilerini olduğunu görüyoruz. Yine sevgili asistanım Hilal'in doktora tezinde de biz de bilişsel fonksiyon yetmezlikli köpeklerde denedik ve oldukça olumlu sonuçlara vardık, bulduk. Peki nasıl bir etkisi var? Orta zincirli yağ asitleri glikoz metabolizmasını azaltıyor ve alternatif olarak ketonun kullanılmasını sağlıyor. Ve dolayısıyla mitokondriyal fonksiyonları geliştiriyor. Ve yapılan çalışmalarda da olumlu sonuçlar alındı. Yaklaşık biz de benzer şekilde olumlu sonuçlar aldık. Yaklaşık 6 kategorinin bilişsel fonksiyon yetmezliğindeki uyku uyanıklık siklusunun bozulması, hafızadaki zayıflamalar, ve hani bununla ilişkili çok farklı 6 DISA kriteri var. Şimdi onu anlatmayayım, çok uzun sürecek. Bu DISA kriterlerinin altısından en az 5'inin sadece beslenmeyi değiştirerek ve orta zincirli yağ asidi katarak oldukça olumlu sonuçlar alındığını ve bilişsel fonksiyon yetmezliği derecesini azalttığını gördük. Diğer çalışmalar da bunu destekliyor. Yine benzer şekilde İdiopatik epilepsili köpeklerde orta zincirli yağ asitleriyle beslenmeyi, işte bir bakıma aslında ketojenik diyeti öneriyoruz. Bu çok aslında yeni bir şey değil. İnsanlarda da, özellikle çocuklarda pek çok çalışma var bu konuyla ilişkili. Şimdi gıda takviyelerinin bunun yanında neler var? Tabii genel olarak nörolojik sistemi, daha doğrusu GABA'yı etkileyen, öyle söyleyeyim. Ve aynı zamanda nöronların da yenilenmesi demeyeyim de nöronları korunmasını sağlayan, aynı zamanda antioksidan etkili olan bazı maddeler var. Bunlar özellikle omega 3 ve 6 yağ asitleri, antioksidanlar, yine probiyotikler, bunları oldukça fazla kullanıyoruz. Tabii probiyotikler dediğimizde hayvanlar için üretilmiş probiyotikten bahsediyoruz. Çünkü bunu tekrar tekrar hatırlatıyoruz. İnsanların mikroflorası hayvanlardan oldukça farklı. Dolayısıyla kendimiz için üretilen, yani insanlar için üretilen probiyotikten ziyade hayvanlar için üretilen özel probiyotikler, enterokokus içeren probiyotikleri ne yapıyoruz? Onları tavsiye ediyoruz. Genel olarak antioksidanlar zaten beyin hücrelerini oksidatif strese karşı koruduğu, yani aynı zamanda anti-inflamatuvar etkiye sahip oldukları için normalde tedavilerin yanında her zaman için bu ekleri de vermeyi tercih ederiz. Bunun yanında tabii fosfodilserin nöroprotektif bir özelliği var, biliyorsunuz. Daha fazla aslında giderek insanlar tarafından da daha fazla kullanılmaya başlandı. Yine gıda takviyelerinin içerisinde var. L-karnitin ve D-alfa lipoik asit, bunlar da yine mitokondriyal fonksiyonları geliştirmeye yardımcı, biliyorsunuz. Melatonini biz daha çok uykuyla ilişkili problemlerden aslında belki de daha fazla biliyoruz. Ama aynı zamanda biliyorsunuz hipotalamus, hipofiz, adrenindeki o var olan stresi azaltabilmek için. Yine kedi ve köpeklerde kaygı, havai fişek, gök gürültüsü, korkusu, uyku siklusu düzensizliklerinde kullanıldığı biliniyor melatoninin. Ancak yine dediğim gibi dozlama noktasında muhakkak veteriner hekimle iletişime geçirilmesi gerekiyor bu noktada. Ve bazen de hani tek başına kullanmak yerine aslında toplu olarak bazı ürünlerin içerisinde beşli altılı farklı formlarda birbiriyle geçimli olan ürünler burada ne yapılıyor? Bir arada kullanılıyor.
Dediğim gibi melatonin, fenilalanin, fenilalanin de prekürsörü bildiğiniz gibi ve dopa miktarını arttırıyor. Bunları da bu ürünlerin içerisinde bulabiliyorsunuz. Papatya aslında çaylardan falan da hatırladığımız gibi insanlarda da kaygıyı azaltıcı özelliği var. Yine hayvanlarda da sedatif, yangı giderici ve kas gevşetici özelliği var. Ancak dozlu dediğim gibi dozlama noktası bizim için çok önemli. O yüzden artık hani eskiden evet beşeri ürünlerin çoğunu kullanıyorduk çünkü yoktu. Ama şu an artık insan hayvanlar için daha güvenli, dozlamanın daha doğru şekilde yapıldığı ürünleri kullanmayı tabii ki tercih etmemiz gerekiyor. L-teanin yine yeşil çay aslında L-teanin deyince yeşil çay akla geliyor. Genel olarak L-teanin glutamati bloke ediyor ve GABA sentezini arttırıyor. Yine yapılmış çalışmalarda ayrılık kaygısı, uygun olmayan eliminasyon, korku da yine hatta insanlara karşı gelişen korku da L-teanin takviyesi yapabiliyoruz. Pasiflora insanlar tarafından çok bilinen ve çok sorulan aslında bitkilerden bir tanesi bizim için. Genellikle İşte insanlar için kullanılan bazı preparatlar başlangıçta denendi. Ancak dediğim gibi tek başına hiçbiri tek başına çok etkili olmayabiliyor. O yüzden genellikle triptofanla ya da diğerleriyle beraber kombine etkisinden faydalanmaya çalışıyoruz. Yine Valeriana baktığımızda iki tip biliyorsunuz. Valeriana officinalis ve Walshi var. Bunlar GABA'yı yıkımlayan enzimlerin üretimini engelliyor. Dolayısıyla bu da bir nörotransmitter inhibitörü. Hempseed oil, kenevir otu yağı yine bize sorulan sorulardan bir tanesi. Normalde biliyorsunuz kenevir bitkisi yasal değil ülkemizde. Bazı ülkelerde farklı medikal kenevirler kullanılabiliyor. Ancak ülkemizde yasal olan sadece kenevir otu yağı. Dolayısıyla bunların da yine kaygı giderici olarak tablet şeklinde ya da farklı formları bulunabiliyor. Bitkisel takviyelere baktığımızda tabii bazı preparatlar var ancak bunların da dozlama ile ilişkili ve yapılan yeni çalışmalarda bazen kedi ve köpekler için çok uygun olmayacağı düşünülüyor. Ancak ben yine de size hani isim olarak şimdiye kadar neleri kullandık, neler vardı veya dünyada nereden nereye geldik aslında bu takviyeler konusunda onları da anlatmak istiyorum. Şimdi kava aslında bir antikonvülsif bir aslında takviye. Dolayısıyla insanlarda tabii ilk önce denenmiş stres ve anksiyeteyi azaltmak amaçlı. Ancak son yıllarda yine hepatotoksiteye yol açabileceği düşünülmüş. Pasiflora'yı zaten biliyoruz. Hani insanlarda uykusuzluk ve anksiyete tedavisinde yıllarca kullanılmış. Ama kedilerde tek başına hani çok etkili olmuyor genellikle en çok sorulan sorulardan bir tanesi. Santa Johnswort içeriğinde hiperisum var. Sarı kantaron bitkisinden elde ediliyor. Yine bazen obsesif kompulsif bozukluk tedavisinde kullanılmış. Ama dediğim gibi şu an aslında daha farklı seçeneklerimiz hala bulunuyor daha güvenli seçenekler. Yine catnip de diye bilinen kedi nanesi. Şimdi kedi nanesinin aslında rahatlatma hani kaygı azaltıcı etkisi yok. Daha çok biraz afrodizyak etkisi var. Östrus hareketlerine benzer hareketler yapıyor. Dolayısıyla halüsinasyona yol açtığı biliniyor. Eskiden kedi nanesi kullanılırdı ancak şu an kedi nanesinin biraz hayvan refahı açısından da çok uygun olmadığını düşünüyoruz. Dolayısıyla tek başına kedi nanesi. Evet belki hani hasta yakını daha rahatlıyor. Kedisinin kendisini çok sevdirdiğini, daha rahat hissettiğini belki gözlemleyebiliyor. Ama aslında durum tam olarak böyle değil. Buradaki amacımız her zaman için stresi ve kaygıyı azaltabilecek ürünler kullanmak. Dolayısıyla catnip biraz halüsinojenik bir etkiye sahip olabiliyor. Oğul otu olarak geçen Melissa officinalis, bu da GABA T aktivitesini inhibe eden rozmarinik asit içeriyor. Dolayısıyla insanlarda da hayvanlarda da Alzheimer'da yine köpeklerde bilişsel fonksiyon yetmezliklerinde kullanılmış. Magnolia officinalis var. O da yüksek ses, gök gürültüsü fobisi olan köpeklerde kullanılmış ve bununla ilişkili yurt dışında yine ticari preparatlar olduğunu görebilirsiniz. Ginkgo biloba daha öncesinde yani yaklaşık 30-40 sene önce insanlar üzerinde de kullanılıyordu ve neredeyse yaşlıların hepsinde ginkgo takviyesi öneriliyordu ve kullanılıyordu. Ancak şu an bir miktar daha herhalde
azalma var bu noktada. Evet, ginkgo hayvanlarda da kullanılabiliyor. Serebral kan akımını hızlandırabiliyor. Yine beta amiloid hasara karşı koruyucu olduğu biliniyor. Ancak hayvanlar üzerine tek başına kullanılma noktasından ziyade diğer preparatlarla beraber dozunun çok iyi ayarlanmış şekilde kullanılmasını tavsiye ediyoruz. Yine Skullcap diye bir bitki var. Bu da benzer şekilde yine normalde aynı zamanda antialerjik, antikolinerjik, antiinflamatu var. Ama biz tabii burada bazen sedatif etkilerini kullanabiliyoruz. Ama ülkemizde bununla ilişkili bir ticari henüz bir takviye yok. Feromonlara baktığımızda tabii feromonlar aslında başlı başına tek bir tedavi yöntemi. Oldukça farklı bir mekanizması var. Vücuttaki yağlarda ve mukoz bezlerden salgılanıyor feromonlar ve türe spesifik. Yani kullandığımızda kedi veya şöyle diyeyim, feromonlar aslında vücuttan üretilen, hayvanların kendi vücudundan üretilen bir molekül. Buna bir koku demek aslında çok doğru bir şey değil. Dolayısıyla kediler için ilk önce konuşalım. Kediler için iki tip feromon var. F3 fraksiyonu olarak söylediğimiz feromon alından, çeneden, anal bezlerden ve pati altından salgılanıyor. Yine hani bize çok sık sorulur, tırmalama nasıl engellenebilir ya da neden kedim tırmalıyor diye. Aslında tabii tırnaklarının törpülenmesiyle beraber aslında ondan ziyade pati altlarındaki feromonu etrafa yayma ve bölgeyi işaretleme anlamında da tırmalama kullanılıyor. Bu yüzden bizim için çok önemli. İlk önce F3 olan fraksiyon bulundu. Sonrasında F4 fraksiyonu bulundu. Bu meme bezinin çevresinden salgılanan bir feromon. Özellikle aslında annenin yavruya gösterdiği şefkate benzer bir etki yaratmaya çalışılıyor. Bu yüzden ürünlerin üstünde işte hani Friends ya da Multiket vesaire gibi ibareler görebilirsiniz. İşte bunun nedeni aslında budur. Ama tabii tek başına hani her zaman F4'ün değil, F3 ile beraber F4'ün de kullandığımız durumlar oluyor. Tamamen vaka ile ilişkili. Biz ne zamanlar kullanıyoruz? Özellikle kedilerin strese girebileceği durumlarda. Bunlar neler? Özellikle seyahatler. Bununla ilişkili olarak tabii doğal değil ancak sentetik olan feromonlar üretilmiş ve bu feromonları biz sprey olarak ya da difüzör olarak kullanabiliyoruz biliyorsunuz. Uygun olmayan yere idrar yapma problemlerinde, kavgada, agresyon durumlarında, stres kaynaklı yıkıcılıkta, yine bazen yalama dermatitisinde, bazen tek başına bazen tedaviye yardımcı amaçlı kullanabiliyoruz. Yine ağrı, acı, stres oluşma ihtimaline karşı benzer şekilde ve özellikle yolculuk stresinde veya kliniklere geldiğinde gösterdiği strese karşı yine feromonları kullanabiliyoruz. Bazen tek başına bir tedavi yöntemi olarak tek başına da kullanılabildiği gibi diğer tedavi yöntemlerinin yanında çoklu tedavilerde yine feromonları kullanabiliyoruz. Aslında bu bizim için gerçekten yan etki oluşturmaması, alışkanlık yapmaması açısından önemli seçeneklerden bir tanesi gerçekten. Bakıldığında tabii hani yıllardır ben yaklaşık 20 yıldır falan feromonları anlatıyorum. Hani ülkemize girişi belki biraz daha yeni, hani 5-6 yıldır belki daha fazla feromonlar var ülkemizde. Dediğim gibi bunların etkisi tabii spreylerin etkisi daha alanla ilişkili. Daha küçük alanlar ama daha yoğun alan, daha yoğun bir şekilde bunu görebiliyoruz. Feromonların yine sprey olanını sıktıktan 20 dakika sonra örneğin işte kedi kutusuna ya da içindeki havlulara sıktınız. Daha sonrasında 20 dakika sonra kediyi içine koyulmasını tavsiye ediyoruz. Benzer şekilde yine difüzör olarak kullanılanlarda da prize takılan formlarıdır bunlar. 24 saat prizde kalması gerekir. Çünkü yağın içerisinde aslında emdirilmiş feromon molekülüdür bunlar. Dolayısıyla içindeki yağ ısındıktan sonra feromon açığa çıkar. Özellikle ev değişikliklerinde taşınmalar, eve yeni bebek gelmesi, boşanmalar, evden birinin gitmesi, ölüm vesaire yani
Kedi için stresli olabilecek her türlü durumda aslında biz feromonları, hatta daha bu olaylar eğer örneğin bir planlı bir taşınmaysa taşınma öncesinde aslında başlamakta faydalı olduğunu görüyoruz. Dediğim gibi burada da bilimsel makaleleri görebiliriz. Örneğin kedilerde salya kortizol seviyesini F3 fraksiyondur, felin fasciyer feromon. Bununla ilişkili olarak kedilerde stres seviyesini düşürdüğüyle ilişkili çalışmalar var. Genellikle yani ilk bulunma noktası Fransa aslında. Fransa'daki Koka Enstitüsü'nde bulundu. Sonrasında ticarileşti. Ama bakıldığında tabii hala çok fazla çalışma var üzerinde ve hala da yapılmaya devam ediliyor. Özellikle veteriner kliniklerinde konsültasyon sırasında kedilerin daha stresli hale getirilmesi noktasında yurt dışında kliniklerde her yerde çok rahat kullanılabiliyor. Bunun tabii köpeklerle ilişkili olan bir formu var. Burada da bakıldığında o da tamamen köpeklere spesifik. Hatta bu çalışmada aynı evin içerisinde hem köpek hem kedi varsa birbirlerini etkiler mi ya da olumlu bir etkisi olabilir mi diye bir çalışma yapılmış ve olumlu etkileri bulunmuş. Tabii köpek köpekle ilişkili feromonu algılayabiliyor, kedi kediyle ilişkili feromonu algılayabiliyor. Tabii bu noktada kedilerde üst çenenin altında iki tane küçük aslında orifisyum var, delik var. Buradan aslında o molekül giriyor ve üst çenede vomeronazal organ denilen organda işlem görüyor. Bu koku öyle söyleyeyim, oradaki reseptörlere yapışıyor. Ve daha sonra amigdala'ya gidiyor beyine ve orada kaygı azaltıcı bir etki gösteriyor, korkuyu azaltma noktasında. Dolayısıyla aslında oldukça etkileyici formülasyonlar hepimiz için. Avrupa'da da 25 senedir kullanılıyor feromonlar. Ama dediğim gibi yani bütün aslında tüm ürünler için bunu söyleyeceğim. Hiçbir şey tek başına mucize değil. Bazen işte veteriner hekimler bir arada kullanabiliyor, bazen tek kullanabiliyor. Ama davranış probleminin öncelikli olarak neden oluştuğunu bulmak. Ve doğru tanıyı koyduktan sonra bütün ilaçlar, farmakolojik ajanlar da dahil olmak üzere hepsi, bütün ürünler o zaman etkili. Dolayısıyla biz ne yapacağız? Öncelikli olarak tanıyı doğru şekilde koyacağız. Doğru zamanda doğru ürünleri kullanacağız. Birbiriyle de tabii herhangi bir yan etki oluşturmayacak şekilde bir tedavi oluşturacağız. Bakın burada da yine köpekle ilişkili feromondan. Özellikle maternal davranışların ve o neonatal periyottaki hem yavru ile anne arasındaki ilişkinin daha da sağlam, daha da iyi bir şekilde oluştuğunu gösteren bir 2020 projesi. Burada da yine Etkin Hoca'ya selamlarımı iletiyorum. Onun konusudur. Yine Yasemin Hoca'ya da selamlar olsun. O da benzer şekilde geçen tırmalama ile ilişkili bir feromon makalesine rastladı. Bunların dışında acaba neler var diye bakarsak. Tabii farklı yöntemlerimiz var. Reiki bunlardan bir tanesi. Tabii Reiki insanlar için de aslında nispeten son 10 yılda biraz daha aslında popüler olan ve acaba hani farklı bir şekilde tıbbi tedaviye destek olunabilir mi noktasında bambaşka bir yöntem. Tabii hani onlarla ilişkili eğitimler benzer şekilde homeopati de böyle. Biliyorsunuz homeopati biraz da farklı bir yöntem diyebilirim aslında. Tabii bunu aslında homeopatlardan belki de dinlemek lazım ama özellikle en çok bilinen davranış problemlerinde bahçiçekleri, boraks, hepar, sülfür, hiperikum gibi bazı bileşiklerin, bazı maddelerin diyeyim, korku ve kaygı problemlerinde kullanıldığını biliyoruz. İşte bununla ilişkili remediler oluşturulduğunu biliyoruz. Bunun dışında yine T-Touch denilen bir yöntem var. Bu da bir tür masaj ve rehabilitasyonla ilişkili ve aynı akupunktura benzer şekilde ama daha farklı noktalar, özel noktalara belirli masajlar yaparak kaygıyı ve korkuyu azaltmak yöntemi. Bunun dışında tabii bir de akupunktur var.
Hani evet, insanlarda var. Kedi ve köpeklerde de akupunktur var mı? Evet, tabii ki var. Onların da kendilerine ait belirli yöntemler ve çakra noktaları var. Benzer aslında, biliyorsunuz Çin'de, hani çok binlerce yıldan beri Hindistan'da, Çin'de kullanılan bir yöntem. Dolayısıyla bu tedavinin de kendi içerisinde ağrı kesici, anti-inflamatuvar etkisi var. Yine o bölgedeki kan akımını hızlandırıyor, dokuların oksijenlenmesini sağlıyor, metabolik atıkların detoksifikasyonunu sağlıyor. Kaygının azaltılması ve psikojenik dermatozlarda, akupunkturda denenmiş yöntemler. Ancak dediğim gibi bunlar diğer ilaçlar kadar ya da diğer gıda takviyeleri vesaire kadar üzerinde çok fazla yapılmış çalışma yok. Ancak yurt dışında tabii veteriner akupunktur yapan insanları da görebiliyoruz. Burada ben size aslında çoklu ve çevresel değişkenleri aslında size anlatmak istiyorum. O yüzden bu slaytı da koydum. 2019 yılında Avrupa Hayvan Refah ve Davranış Bilimleri diyeyim kongresinde Fear Free denilen bir Amerika'da iyi veteriner hekimlik uygulamaları ile ilişkili bir firmanın ödülünü almıştık. Bakıldığında da hani hangi konuda aldık derseniz, kristalle ilişkili alternatif sistem enfeksiyonlarında, hastalıklarında çoklu çevresel değişikliklerin tedaviye yardımcı olduğu ve tedavi sürecini hızlandırdığını ispatladık. Yine Hilal'le beraber aldığımız bir ödüldür. Yılda iki sefer veriliyor sadece, bir Amerika bir Avrupa Kongresi'nde. Biz de 2019 yılında bu ödülü ülkemize getirdiğimiz için gerçekten çok gurur duyduk. Daha da öncesinde burada da Gökhan'ın kulakları çınlasın, ilk asistanım. Onun doktora tezidir aynı zamanda. Barınak köpeklerinde stresin salya kortizol, alfa amilaz ve kolin düzeyleriyle tayini ve işitsel koku uyaranları ve insan temasının stres seviyeleri üzerine etkisini araştırdık. Bir TÜBİTAK projesidir aynı zamanda. Bu anlamda da tekrar şükranlarımızı tekrar iletelim TÜBİTAK'a. Bu noktada herhalde barınak köpekleriyle ilişkili ve aynı zamanda davranışla ilişkili yapılan belki de ilk projeydi bu. Üzerinden neredeyse bir 8-10 sene geçti. Oldukça olumlu sonuçlar aldık. Tabii neden aslında bu konuyu seçtiğimizle başlayalım isterseniz. Barınak köpekleri, biraz önce de söylediğim gibi, daha doğrusu barınağa alınma süreci, işte yakala, kısırlaştır, sal projesi çerçevesinde. Tabii yakalanması, kafese konulması, muayene edilmesi, bunların hepsi stresli süreçler. Dolayısıyla bu nasıl bir strestir, onu ilk önce ispatlayalım dedik ve zaten kortizol seviyeleri bütün gruplarda yüksek çıktı. Maksadımız aslında şuydu: yaklaşık 9-10 günlük bir süreç içerisinde biz stresi ne kadar azaltabilirsek, hem hayvan refah açısından bunun çok olumlu etkileri olduğunu biliyoruz. Aynı zamanda da tabii yapılan aşının daha yüksek antikor sağlaması, kastrasyon ya da ovari sterektomi operasyonları sonrasında iyileşmenin hızlanması noktasında bizim için çok önemliydi. İşitsel olarak bunun için müzik kullandık. Bunu isterseniz başka bir zaman anlatayım size. Çok çok severek anlattığımız, çok severek de yaptığımız gerçekten ve faydalı olduğunu düşündüğümüz bir çalışmaydı bu. Farklı dört klasik müzik parçası dinlettik. Bunların daha öncesinde zaten diğer çalışmalar tarafından da kullanıldığını biliyoruz. Ama bununla beraber aslında belirli klasik müzik parçalarının ya da köpekler ya da kediler için hazırlanmış özel calming müzik diye geçen belirli formlarının olumlu etkileri olduğunu biliyoruz. Bununla beraber yine içerisinde Oğlotu fesleğen, ada çayı vesaire içeren özel bir yine difüzör şeklinde kullanılan bir koku uyaranı seçtik bunun için. Ve insan temasını seçtik üçüncü grup olarak. Bir de kontrol grubumuz vardı, dördüncü grup. Dolayısıyla insan temasının da 45 dakika köpeklerle temas etmek ve oynama noktasında. Tabii seçilen köpekler üzerinde bakıldığımızda işitsel koku uyaranı ve insan temasının hepsinin olumlu etkilerini bulduk. Ve yaklaşık 9-10 günlük bu alışma süreci ve kortizoli düşürme seviyesini 2-3 günlere kadar azalttık. Bu anlamda da oldukça anlamlı bir çalışmaydı. Peki,
Son olarak çevresel zenginleşmeye gelirsek, çevresel zenginleştirme dediğimizde aslında uyaranların daha fazla artması, değiştirilmesi ve çeşitlendirilmesini bir bakıma kastediyoruz. Ne demek istiyoruz? Örneğin yeme sürecinin daha eğlenceli ve aynı zamanda da daha yavaş hale gelmesini istiyoruz. Çünkü bazen işte evde iki köpek var, iki köpek aynı anda besleniyor ve ikisi de hem birbirlerine hırlıyorlar, aynı zamanda da çok hızlı yiyorlar. Çok hızlı yemeleri gastrit ise, gastrit dilatasyon bozulursa vesaire pek çok farklı probleme sebep oluyor aslında. Çok basit bir şey. Ne yapacağız? İşte bunun için spiralli kaplarla yeme süresini azaltıyoruz. Yine mama toplarıyla keşfetme davranışını arttırıyoruz. Aynı zamanda yine yeme süresini uzatmış oluyoruz. Yine onlardaki var olan aslında yine keşif davranışının artması, dolayısıyla oyuncakların altına saklanan, bu da çok basit olarak çarşafları böyle düğümleyip içerisine ödül mamaları koyarak da yapabilirsiniz. Ya baktığımızda tabii kediler ve köpekler aslında doğada belki saatlerini alıyor yemek bulmaları ve aynı zamanda da ne yapıyorlar? Sürekli olarak bununla ilişkili taktikler geliştiriyorlar. Ama biz önlerine kuru mamayı dümdüz koyduğumuzda yiyorlar ve ondan sonra da uzun bir süre belki boş kalıyorlar. Dolayısıyla burada aslında hem bilişsel fonksiyonların daha kuvvetlenmesi, özellikle yaşlı köpeklerde de bunu öneriyoruz. Tabii aynı zamanda hani oyun burada bizim için çok önemli. Hani oyun dediğinizde böyle herkes biraz gülümsüyor ama ya da hafife alıyor ama oyun aslında hem egzersiz sayesinde, egzersiz sırasında salgılanan endorfinin olması, bununla beraber hasta ve hasta yakınıyla olan ilişkinin aslında doğru hale getirilmesi noktasında bizim için çok önemli. Ve aynı o barınak çalışmasında anlattığım gibi insan temasının hayvanlar üzerine çok olumlu etkileri var. Ve stres seviyelerini çok düşürüyorlar. Önceki çalışmalarda 45 dakikadan bahsediliyordu. Şimdi 15 dakikalık iletişimin bile kedi ve köpeklerde stres seviyesini azalttığı biliniyor. Ama tabii bunun için ne yapmalıyız? Aynı zamanda hani beraber oynarken tabii rekabeti arttıran oyunlar noktasına dikkat etmek lazım. Yine sürekli olarak sizin kazandığınız ya da insanların kazandığı oyunlardan ziyade biraz daha karşı tarafın da kazandığı, aynı zamanda ne yaptığım stresi azaltıcı ürünler, stres arttırıcı oyunlar değil. Dolayısıyla hani o bazen nasıl oyun oynuyorsunuz diye konuşturuyorum hasta yakınlarını ve diyorum ki eyvahlar olsun yani daha fazla stres oluşturuyor. Dolayısıyla rekabeti arttıran oyunlar değil. Gerekirse evde birden fazla kedi varsa tek tek farklı odalarda özel zaman ayırıp oynamaktan bahsediyorum. Burada aslında hasta yakın da kendi kedisiyle ilişkili daha fazla gözlemleme yapabiliyor. Tabii oyun oynarken aynı zamanda belirli hareketleri yapıp yapmadığını anlayabiliyorsunuz. Dolayısıyla örneğin işte bu hareketi bu oyun oynarken işte patisini havaya kaldırıyordu ya da belirli hareketi yapamıyor tarzındaki gözlemlemeye de ulaşmış oluyorsunuz. Dolayısıyla egzersiz ve oyun bizim için çok önemli ve tedavinin bir parçası. Bu anlamda da bunu da tekrar hatırlatmak isterim. Sonuç olarak davranış problemleri her zaman için ciddi bir şekilde ele alınmalı ve her zaman ayırıcı tanısını dikkatli şekilde yapmak lazım. Genellikle yani bu bir davranış problemi deyip belki bir hani ürün vermek veya olayı basite kaçmaktan ziyade aslında altta yatan ayırıcı tanı noktasında işte ağrılı hastalıklar, idrar yolu enfeksiyonları, kristal sorunları, dediğim gibi kalça displazileri hani her açıdan ağrı ve acı durumunu doğru şekilde değerlendirmek lazım. Çünkü bu bir davranış problemi değil, belki tamamen başka bir hastalık yüzünden oluşan ağrı ile ilişkili ortaya çıkan bir reaksiyon olabilir. Bu anlamda ayırıcı tanıyı doğru şekilde yapmak bizim için çok önemli. Tedavi seçenekleri üzerinde düşünülmesi lazım. Acaba yani farmakolojik bir şeyi de seçebilirsiniz. Ama bunun yanında belki
gıda takviyeleri ya da diğer anlattığım feromonlar vesaireler veya bunların çoklu olarak kullanımını seçebilirsiniz. Tedavide tabii ilaç ve ilaç olmayan seçeneklere karar verme noktası veteriner hekimlerin. Tabii bu noktada hasta yakınlarının da her zaman görüşünü almamız gerekiyor. Çünkü bazen antidepresanlar ya da diğer ilaç seçeneklerinde bir noktada biraz direnç görebiliyoruz hasta yakınlarından. Biraz korku ve endişe halleri olabiliyor. Eğer gerekliyse, olması gerekiyorsa tabii ki antidepresan da kullanılması gerekebilir. Ama belki öncesinde daha farklı seçenekler gelişebilir. Ama dediğim gibi bu noktada veteriner hekimin kesinlikle sözü dinlenmeli ve önerilerine muhakkak doğru şekilde yaklaşılmalı. Tabii gerekiyorsa kombine bir tedavi de düşünmek lazım. Tabii bunları yaparken de ilaç etkileşimlerine dikkat etmek lazım. Yani bir farmakolojik ajanla beraber aynı zamanda GABA'yı etkileyen başka bir gıda takviyesinin birbirinin etkisini kuvvetlendirebileceği ya da yan etkiler noktasında dikkatli olmakta fayda var. Yani bu ürünler ilaç değil, evet, ancak ilaç gibi kullanımına dikkat edilmesi ve doğru karar verilmesi gereken ürünler. Bu noktada da gıda olmayan ürünler veya diğer takviyelerin hepsini kullanırken dikkatli olmakta, iyi düşünmekte ve yine hasta yakınıyla beraber ortak bir strateji belirleme noktasında bu nokta bizim için önem sağlıyor. Çünkü sizin verdiğiniz ilaçları ya da ürünleri, bu tedaviyi genel olarak öyle söyleyeyim, tedavi kullanılmazsa tedavinin bir anlamı yok. Bu noktada hasta yakınlarına tabii ki güvenmek gerekiyor. Herkes de kendi hastasının muhakkak iyiliğini düşüneceğini biliyoruz zaten. Bu noktada karşılıklı oturup düzgün bir tedavi planını yapmak ve daha sonrasında da hastayı izlemek gerekiyor. Bu noktada ben VetChange ekibine çok gerçekten şükranlarımı sunuyorum. Burada olmak, sizlerle beraber olmak çok mutluluk vericiydi. Eğer sorularımız da varsa cevaplayabiliriz. Teşekkür ederim. Evet hocam, ağzınıza sağlık. Sağ olun. Gerçekten çok güzel ve ilgi çekici bir konuydu. Hocam, siz sunum yaparken bir soru geldi, onu sorayım isterseniz. Tabii. Evinde 4 kedisi olan bir hasta sahibim var. Kedilerin görünüşte birbirleriyle sıkıntısı yok fakat bir tanesi sürekli sistit oluyor. Ürolitiyazis veya hematüri yok fakat kum kabı dışına yapma ve idrar yaparken bağırma şikayetleri oluyor. Gün içinde çok sık idrarı çıkıyor. Çoklu kedi evi olduğu için davranışsal diyebilir miyiz? Kedi alt idrar yolu hastalığı için tetkikler yapıldı ama muayenesi temiz çıkıyor demiş. Şimdi muhtemelen tekrarladığı için ve idrar bulguları temiz çıktığı için belki de karşılaştığımız olay bizim FIC dediğimiz felin idiopatik sistit olabilir. Çünkü burada aslında sistit belirtileri görürüz. Ancak idrar bulguları normal çıkabilir. Ancak özellikle çoklu kedi evlerinde olaya dikkat etmekte fayda vardır. Yani kavgalar olmaması ortamda stresin olmadığı anlamına gelmez. Bu yüzden evi çok iyi değerlendirmek lazım. Gerekiyorsa kaynakları arttırmak lazım. Yani dolayısıyla çoklu bir kedi evi ise daha fazla kum kabı, daha fazla mama kabı, su kabı, dinlenme alanı yapmakta fayda var. Kum kabına ulaşım noktasında zorluk çekiyor olabilir. Kum kabı yeterince temiz olmayabilir. Ya da belki siz 3 tane kum kabı koymuş olabilirsiniz ancak bir tane kedi kum kabının durduğu banyonun önünde nöbet tutuyor olabilir. Dolayısıyla diğerinin kullanımına izin vermiyor olabilir. Yine dediğim gibi o genellikle hep kavga bekliyoruz. Evet, kavgalar, gerginlikler olabiliyor. Bunlar daha orta, yani buzdağının görünen yüzü oluyor kavga varsa. Ancak kavga olmaması dediğim gibi ortamın stresli olmadığı anlamına gelmez. Bu noktada evet, altındaki stresi azaltırsak zaten idiopatik sistitin tedavisinde de genellikle bunu öneririz. Tabii bunun yanında her zaman için kristal problemi olabileceğini de göz önünde bulundurmak lazım. Yani o an olmayabilir. İşte ne bileyim, bir ay önce idrar muayenesi yapmış olabilirsiniz ama
2 gün sonra işler değişebilir. Çünkü biliyorsunuz stres idrarı daha fazla tutulmasına sebep oluyor. Beyinde nasıl söyleyeyim, vücutta kortizol yükseldiği zaman beyinde aslında idrar kesesine bir ağrı sinyali gönderiliyor. Dolayısıyla kedi idrarını daha fazla tutmaya başladığı için de idrarın pH'ı değişiyor. Başlangıçta normal olabilir ancak tutmaya başladıkta aynı zamanda kristal, yani ortamın pH'ı değişir ve kristal oluşursa da onlar idrar kesesi çeperine çarptıkça daha fazla kan çıkmasına, dolayısıyla bakterilerin daha fazla üremesine sebep olabilir. Dolayısıyla bir alt urinary sistem enfeksiyonu ile karşılaşabiliriz. Ancak dediğim gibi her şey normalse o zaman da fenin idiopatik sistit açısından olayı araştırmak lazım. Tabii burada bir ürün ya da ilaç kullanmak muhakkak önemli. Ancak var olan ortamda stres yaratan durumu ortadan kaldırmazsanız, yani istediğiniz ilacı verin, çok geçici bir düzelme sağlarsınız. Yani her zaman için burada kullandığımız ilaçlar ya da ürünler aslında var olan problemi çözmek için bir zaman yaratmaktır hastaya. Yeni şeyler öğrenmesi için bir ortam yaratmaktır. Dolayısıyla biz davranış tedavisinde hastanın sedasyonda olmasını, uyuşuk olmasını, sürekli uyuyor olmasını istemeyiz zaten. Yanlış davran yani var olan yanlış olumsuz ortamın olumlu hale getirilmesi, yanlış davranışın yerine doğru davranışın konulabilmesi için fırsat yaratmaktır. Yoksa kullandığımız hiçbir ilaç, insanlarda da böyle hayvanlarda da mucizevi bir etki yok. Ancak ne yapıyoruz? Biz aslında bu olayın değişimi için daha katlanabilir olması için sadece zaman yaratıyoruz. Dolayısıyla altta yine de evde var olan stres belirtilerini doğru şekilde tanımlamak ve onunla ilişkili belki de kaygı azaltıcı ürünler kullanmakta fayda var. Teşekkür ediyoruz hocam. Bir diğer sorumuza geçiyorum dilerseniz hocam. Dört kedili bir evde erkek kedilerden biri 3 yıl önce kısırlaştırılmış, bir diğer erkek kedi ise 1 yıl önce kısırlaştırılmış. 1 yıl önce kısırlaştırılan kedide çiftleşme davranışları gözüküyormuş hocam. Aynı şekilde 3 yıl önce başlayan kısırlaştırılan kedide de muhtemelen 1 yıl önceki kısırlaştırılmış kediye bakarak bir davranış bozukluğu başlamış. Tıpkı diğer kedi gibi çiftleşme davranışı gösteriyormuş. Bunda herhangi bir tedavi uygulaması önerebilir miyiz diye bir soru var. Şimdi tabii kısırlaştırılan bir kedi neden tekrar çiftleşme davranışı gösterir? Burada sadece cinsiyetle veya hormonlarla ilişkili bir durum yok. Tabii ki kısırlaştırıldığında bu davranışların azaldığını görüyoruz. Ancak özellikle ağrı ile ilişkili problemlerde biz çiftleşme davranışının tekrar geri geldiğini görüyoruz. Bu evde her iki kedi içinde ayrıntılı bir idrar muayenesi yapmakta fayda var. Yine gerekiyorsa antibiyotik ve ağrı kesici muhakkak. Ağrıyı azalttıktan sonra bu davranış devam ediyor mu, onu gözlemlemeliyiz. Bunun dışında tabii bazen hani üstünlük kurmakla ilişkili, yani tam bu kelimeyi de kullanmak istemiyorum, tam böyle değil ama yani her zaman şeyle alakalı değildir. Seksle alakalı, cinsiyetle alakalı, çiftleşmeyle alakalı değildir. Bazen statü gösterebilmek amaçlı da bunu yaparlar. Ama genellikle altta yatan ağrıdır. Yani ağrı nedenli bunu yapabilir. Tabii bunun yanında tek testis olma durumu, yani iki testiste alındı mı kısırlaştırma sırasında ya da çok nadiren oluşan bazen üçüncü bir testis abdomende bulunabiliyor. Bu anlamda testosteron seviyesi ölçülebilir. Ultrasonda her zaman görülmeyebiliyor o testis. Dolayısıyla seviyeyi ölçmekte fayda var. Eğer normalse ya da aynı zamanda eğer öncesinde bence daha kolay olur, bir idrar muayenesi yapmakta fayda vardır. Burada oluşan yine dediğim gibi bir alt üreter sistem enfeksiyonu ya da idiopatik sistit ağrıya neden olarak bu çiftleşme davranışına benzer davranış o geliştirmesine neden olabilir. Tabii büyük kedi de ilk kedinin yaptığından etkilenebilir ya da aynı stres koşulları onun içerisinde geçerli olduğu için, dediğim gibi stresi azaltmak, gerekiyorsa işte ilaç ya da ürün takviyeleri kullanmak, ama eğer bu ağrı kaynaklıysa önce ağrıyı ortadan kaldırmak gerekiyor.
Teşekkür ediyoruz Teşekkür hocam. Bir sorumuz daha var. ederim. Kedi ve köpekler insanlarla iletişim kurmazsa, ısırır, tırmalar, muhatap almazsa bunu her zaman anormal mi karşılamalıyız? Bunları karakteristik özellikler olarak değerlendirebilir miyiz? İnsanla iletişim kurmazsa ısır. Ha, Evet. yani kediniz sizi kendisini sevdirmiyor, öyle mi? Onu mu Muhtemelen evet, anlamamız asosyal bir hayvandan bahsediliyor hocam soruda. lazım? Şimdi bu noktada aslında doğru ilişkiyi geliştirmek lazım. Yani kediniz sonuçta aynı evin içindesiniz. Hani bunun nedeni acaba hani yanlış bölgeyi seviyor olabilir misiniz? Bir, yani ağrısı olan bir bölgeye dokunduğunuzda buna mı tepki veriyor? Örneğin işte kulağında bir ağrı var, kulağına dokunduğunuzda ya da yüz severken bir diş ağrısı var. Hani ağrılı bir dişe denk geliyorsunuz ve bu yüzden mi tepki veriyor? Ya da bir idrar kesesinde bir taş var. Siz kucağınıza aldığınızda o sırada bir ağrı duyuyor ve buna karşı mı bu tepkiyi veriyor? Yani normal şartlarda tabii ki kedileri iletişim kurarlar ve kendilerini sevdirirler. Eğer burada bir doğru iletişim kurulamamışsa belki hani feromonlar tercih edilebilir, yaş mamayla yavaş yavaş alıştırılabilir. Bir de tabii biz istediğimiz zaman, istediğimiz şekilde, istediğimiz sertlikte bir kediyi sevmek istiyoruz. Hani böyle bir durum yok. Kediniz zaten sizinle temas etmek istiyorsa size doğru gelecektir. Ama bunun için aslında ortam yaratmak, oyun oynamak, hani o yüzden oyunları söyledik. Aynı zamanda işte ödül küçük mamaları vesairelerle, yaş mamalarla biraz belki de gönlünü fethetmek gerekiyor. Doğru iletişimi kurmak gerekiyor. Ama normal şartlarda dediğim gibi eğer onun istediği tarzda severseniz, sakin yaklaşırsanız, eğer sizden korkmuyorsa tabii ki iletişim kuracaktır. Bunun altında yatan başka bir hastalık vesaire yoksa tabii ki. Yani tek Teşekkür ediyoruz hocam. karakteristik, evet yani karakteristik derken tabii ki her kedinin birbirinden farklı karakteri var. Bazı kedi daha sevdirir kendi, bazısı biraz daha uzak durabilir. Ama normal şartlarda hepimiz birbirimizle iletişim halinde olmayı isteriz. Yani kediniz muhakkak yanınıza gelecektir. Ama onu sıkmadan, sakince tanıyarak nereyi sevdiğini aslında göstererek. Hani birçok kedi belki karnına dokundurtmaz, ayaklarını tutturmak istemez. Bu normal bir savunma davranışı aslında. Belki ilk önce sadece uzaktan yavaş yavaş adım adım yaklaşıp kendimizi alıştırmak lazım. Bir sorumuz daha var hocam. Belli bir nesne problemi olan hasta için bölgeye mama koymak ya da limon acı sürmek işe yarar bir yöntem midir? Nesne problemini anlayamadım. Ne anlamda nesne problemi? Ben sorudan Yani. şunu anladım hocam. Herhalde hayvan gitmemesi gereken bir yere gidiyor. Oraya limon acı sürmek veyahut da gitmesi gereken bir yere gitmiyor. Oraya mama koymak hayvanda o bölgeyi sevdirir mi diye sormak istemiş herhalde. Anladım. Yani şöyle ki bir kediyle beraber yaşıyorsanız hani tezgaha çıkmasın, koltuğa çıkmasın hani bunların hayal olduğunu bilmeniz lazım. Hani beraber yaşıyorsak bunların hepsinin olması normaldir. Hani limon ve acıdan ziyade limon hani turunçgiller de pek hoşlanmadıkları için biraz daha belki o bölgeden uzak tutabilir ama geçici bir çözüm. Bir de tabii hani aranızda bozulacak bununla ilişkili. Ama bir bölgede daha fazla o bölgeyi kullanmasını, örneğin o yatağı, o minderi daha fazla, o bölgeyi daha fazla kullanmasını isterseniz. Tabii yaş mamayı hani orada verebilirsiniz. O bölgeye feromon spreyler sıkabilirsiniz. O bölgeyi daha fazla benimseyip daha yumuşak ve daha tercih edilebilir hale getirirseniz onu yapabilir. Ama yani kediler herhalde kedi için belki soruldu bu. Tam bilmiyorum. Yani oraya çıkma, burası senin için değil demek köpek gibi değil. Hani köpekler de tabii bu tip noktalardan çok hoşlanmıyorlar ama daha belki söz dinliyorlar ama kedi için hani buraya çıkma demek çok doğru bir beklenti değil belki de. Ama tabii denenebilir ama hani limon dediğiniz şey çok hızlı uçacak.
yani çok da fazla hayvan refahı açısından da onları kendimizden daha uzaklaştıracak ya da ilişkimizi bozacak şeyler yapmama taraftarıyız. Ancak belki hani bu bir işte bebek yatağı derseniz, işte belirli bir yere bir tezgahın üstüne çıkmasını istemiyorsanız, hani ona uygun ölçemler almakta tabii ki fayda var. Teşekkür ediyoruz hocam. Son bir sorumuz daha var. Dilerseniz onu da sorayım. Peki. Köpeklerde tekrarlanan kulak enfeksiyonu davranış problemine yol açar mı? Açabilir tabii ki. Tabii ki çünkü ağrısı oluyor kulakta muhtemelen. Hani çok sık tekrarlıyorsa tabii altta yatan nedeni bulmak lazım. Yani burada bir yabancı cisim, pis pise otu vesaire hani böyle bir şey yoksa ve çok sık tekrarlıyorsa. O zaman altta yatan işte atopi ya da gıda alerjisi gibi şeyleri de aslında düşünmek ve değerlendirmek lazım. Hani neden bu kadar sık kulak enfeksiyonu tekrarlıyor onu bulmak lazım. Tabii ağrıyan bölgesi bu kulak olabilir, diş olabilir. Ağrıdığı için yani o bölgeye dokunulduğunda daha az toleranslı olacaktır. Ve bazen hani tehditler ya da ısırılma ile bile karşılaşabilirsiniz. Sonuçta canı yanıyor. Aynı zamanda siz tabii işte belki damla damlatmaya çalışıyorsunuz ve bu da onu rahatsız ediyor. Hani burada tabii şöyle düşünün, hani bizim kulağımız ağrısa ya da dişimiz ağrıdığında çok toleranssız oluruz, çok sevdiğimiz biri bile olsa. Dolayısıyla o bölgeye dokundurtmak istemedikçe artık ilişkiniz bozulmaya başlayabilir ve bir süre sonra bu bir davranış problemine yol açabilir. Hatta bazen olay artık düzelse bile hala o bölgeye yine de korktuğu ve dokundurtmak istemediğini görebiliyoruz. Bu yüzden mümkün olduğu kadar çabuk tedavi yapmak ve tabii ki ağrı kesici kullanmakta fayda var. Ağrı kesici, doğru ağrı kesici kullanımı, ağrı yönetimi hayvan refahının ve davranış problemlerinin oluşmasının aslında temelini oluşturur. Teşekkür ediyorum hocam. Bir soru daha geldi ama onu da sorsam. Peki, tabii. Kedide başka hiçbir klinik bulgu olmadan sürekli inguinal bölgeyi aşırı yalayarak geniş bir tüysüz alan oluşturan vakada sebep ve çözüm ne olabilir diye bir soru gelmiş hocam. Yani tabii bu hani bir psikojenik alopesi mi acaba belki sorusunu barındırıyor bu soru kendi içerisinde. Bir şey daha Eğer bakacağım. Sözünüzü böldüm ama kusura bakmayın. Yapılan buyur. muayenede ve testlerde de anlamlı bir sonuç alınamamış. Yani tabii hastanın eozinofili normalse, immunoglobulin E'si normalse, gerçi normal olması da onun yine de alerji olmayacağı anlamına gelmez. Ancak işte mantar veya işte uyuz etkenleri vesaire bu anlamda herhangi bir şey bulunamadıysa ve yine kedi eğer stresli ise son dönemlerde bir stres yaşadıysa ya da daha önce o bölgede bir yara olmuş olabilir. O yara sonrasında tekrar tekrar yara iyileşse bile o bölgeyi yalıyor olabilir. Ancak ortamda tanısı konulamaya daha doğrusu hani anlamlı bir tanı konulamadığı durumda, herhangi bir şey çıkmadığı durumda, evet psikojenik olduğunu düşünebiliriz. Genellikle psikojenik alopesili kediler sürekli kendilerini yalarlar. Ama tabii altta muhakkak alerji var mıdır, atopisi var mıdır? Hani bu noktalara bakmak lazım. Eğer bunları aştık, antihistaminik, kortikosteroid ya da işte farklı atopi tedavileri olan ilaçlardan kullandık, buna rağmen devam ediyorsa, o zaman evet psikojenik alopesi olabilir. İşte o zaman davranışmış bir psikolojik problem gibi düşünerek tedavi etmekte fayda var. Çok teşekkür ediyorum hocam. Aktardığınız bilgi ve tecrübelerden dolayı hocamıza teşekkür ediyoruz. Siz değerli meslektaşlarımıza da katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. Etkinliklerimizden haberdar olmak için Instagram ve YouTube sayfamızı takip edebilirsiniz. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar, teşekkür ederim. Rica ederim hocam. Biz teşekkür ederiz.